Ünye Belediyesi'nin Ünye halkına kısa süre evvel tahsis ettiği Tabakhane Deresi kenarındaki pazar yerindeyiz ve bu pazar yerinin bir esnafı var. Giresun Bulancaklı olduğunu öğrendik. Bu esnaf kardeşimiz veresiye verdiği halde müşterilerinin isimlerini yazmadan kafasında tuttuğu iddia ediliyor. Bir de kendi ağzından duyalım. Önce kendisini tanıyalım. Bu esnafımız kimmiş? Sizi tanıyalım. Evet, ben Giresun Bektaş Yaylası, Karagöl Yaylası'ndan Bulancak'ta oturuyorum. Cumail Çakır. Cumali Çakır. Evet. 50 seneden beri bu mesleği yapıyorum. Hatta baba mesleği, babadan oğula geçen bir peynircilik, zeytincilik, bal pekmez mesleğimiz. Evet. Ünye'de de hemen hemen 42 seneden beri geliyorum. Ticaret yapıyoruz, alışveriş yapıyoruz. İnsanları tanıyoruz. Genelde bizi %80, %90 Ünyeliler, daha fazla Alucaralar falan çok iyi tanırlar. Onlarla çok iyi bir dostluğumuz var, güvenilirliğimiz var. Çok iyi, Allah'a şükür, satıyoruz. Mesela siz şimdi haber yapmazdan önce Sayın Mehmet abim 3-4 hafta önce veresiye almış. Getirdi, parasını verdi. Ne yazdık ne de bir şey ettik. Niye? Çünkü Mehmet amcam çok doğru, güvenilir, dürüst bir kişi. 36 seneden beri tanıyorum kendisini. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadığı için alsa da yazmam. Ne zaman getirirse getirsin, canı sağ olsun. Öyle bir diyalogumuz var. Böyle müşterilerim çoktur benim. Saygıdeğer izleyenler, ekonominin taban yaptığı günümüzde, geçmişten günümüze kadar ticaret yaparak gelen babadan ticaretçi kardeşimizi, evet, kutluyoruz. Çünkü teşekkür ederim Sayın abi. Dünyanın anlaşılması zor tek canlısı insan. Evet, insan. Çok sıfatı çeşit. İnsan ama İçerisi çok farklı. Yanlış hareketler var, insanlık dışı. Ona rağmen siz insanlığın ölmediğini gösteriyorsunuz. Evet. Sizi kutluyoruz. Teşekkür ederim Sayın abim. Örnek olsun bütün insanlarımıza. Evet. Esnaflarımızdan ziyade müşterilere örnek olsun, ibret olsun. Evet. Ben de sizin aracılığınızla Ünye halkına, saygıdeğer Ünye halkına yine bu pazarlara gelip alışverişlerini yapmalarını, büyük marketlere gitmemelerini tavsiye ediyorum. Niye? Pazar yerleri hepimizindir. Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, yeni Fatma'nın, yeni hep birbirimize lazımız. Birbirimizin düğününe, cenazesine, bayramına gideceğiz. Çok doğru. Ama onlar paraları alıp akşamdan Ankara'dan, İstanbul'dan, yurt dışından aşıyor. Onlardan bize fayda yok. Biraz da ekonominin çarklarını yavaşlatan kısım burası bence. Evet. Böyle oluyor. Küçük esnaflar bu arada eziliyor, yok olup gidiyor. Bunların yok olmaması için, bunların ayakta durmaları için hep böyle yerel pazarlardan, marketlerden, bakkallardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Bunlar insanlara bir hizmet olarak mutlaka ve mutlaka geri dönecektir. Doğru, saygıdeğer izleyenler. Burada yabancı düşmanlığından ziyade yöresel, evet, memleket milliyetçiliği var. Çünkü evet, bu yörede yaşayan insanın düğününe, cenazesine buranın esnafı gelir. Evet. Zincir marketlerin adamı paranı alır, yok, kanını emer. 100 kuruş bile olsa malı alma götürür. Şansın var mı? Yok. O zaman memleket milliyetçiliği yapmak da bunun adı kafataşlılık değil. Değil. Memleketin evlatlarına, insanlarına sahip çıkmak. Memleketin üretenine, tüketenine sahip çıkmaktır. Evet, aynen doğru. Katılıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Sayın Başarılar abi. Başarılar diliyorum. Sağ ol abicim, iyi günler, görüşürüz.